Merhaba Hemseferlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben Irak'ta Bağdat'ın Kadimiye bölgesindeyim. Şu an İmam Musa-i Kazım'ın ve İmam Cevad'ın türbesinin yakınlarındayız. Burada böyle bir çarşı var. Uygun fiyata kıyafetler, yiyecekler, eşyalar satıyorlar. Ve burada çok fazla sokak yemekleri var. Ben de buraya geldim. Burada sokak yemeklerini size tanıtmaya çalışacağım. Tadına bakar mıyım? Büyük bir ihtimal tadına bakmayacağım. Sadece göstereceğim. Çünkü biraz yani sokak yemeği olduğu için biraz da temizliğe önem verilmediği için sadece size göstereceğim. Yani büyük bir ihtimal ikram ederler ama artık eşim tadına bakar. Sesi duyuyor musunuz? Irak'ta bu şekilde devamlı tekrar ediyor. Hatta su satan yerler de aynı şekilde. Hatta dilenciler de böyle bir ses kaydı koyuyorlar, tekrar ediyor. Bir tane dilenci gördük. Yani acımıklı bir ses tonuyla dileniyor ama ses kaydı. Devamlı tekrar ediyor, devamlı. Evet, sokak yemekleri şurada başlıyor. Neler satıyorlar göstermeye çalışacağım. Biraz şöyle nohut var. Limon sıkıyorlar. Orada başka şeyler de var. Neyse burası kalabalık. Burası kalabalık, diğer tarafa gidelim. Pişmiş pancar da satıyorlar. Şöyle gidelim. Çay var. Iraklılar çayı çok ağır içiyorlar. Şimdi burada ziyaret yeri olduğu için İranlılar çok fazla geliyor. İranlıların geldiğini anlayınca direkt çayı açık koyuyorlar. Diyorlar ki İranlılar bu çayı içemez. Burada cipsler var ama yani paketlenmiş. Burada kuru yemişler var. Burada yeşillikler var. Ay fakra alışkana hasilik. Bu da. Alamaz. Şükran. Şimdi burada bir peynir var. Bakın. Şu peyniri anlamadım. Zeytinler var. Burada farklı peynir türü var. Bu köy peynirine benziyor ama şu ne acaba? Bir yaklaşalım. Bu sanki yani pizza peyniri gibi bir şey. Soramıyorum da Arapçası neydi? Bunun adı ne? İsmi? İsmi. İsmi. İsmi? Ada Graft. Ada Graft? Çider. Graft? Çider. Çider? Çider. Ada Graft. Cheese? Cheese, yes, cheese. Ada Leben. Yoğurt bu. Leben yoğurt demek. Cheese yani cibe. Farsçada da lebeniyat süt ürünleri demek. Şükran. Şükran abi. Evet, burada da kahve satıyorlar. Bakın. Bu hurma ağacı gövdesi. Bunu kesiyorlar, yiyorlar. Tadı çok güzel. Mülayim bir tadı var. Yumuşacık. Hatta buna hurma peynir de deniyor. Burada da meyveler var. Ne? Adı zavuğun cübe. Zavuğun cübe. Bunun adını unuttum ben. Çıkın. Şu tarafa gidelim. Şu tarafa gidelim.
Bakın sıcak sıcak çekirdek satıyorlar. Şu çarşaflardan alacağım. Çok işe yarıyor ve yer kaplamıyor. Buraya buraya gidiyoruz. Bazen çarşaflı sokmuyorlar. O yüzden bir tane alacağım. Bakayım hangi modelleri var. Şu da güzel. Şu da bakalım. Hangisi güzel? Hamsi. Hamsi. Kudum. Kabir. Na sagir. Na hamsi. Na sagir, sagir. Sagir. İyi, kabir hala. Onlar daha pahalı. Hadi kebir. Hangisi daha güzel? Hadi kebir. Canım var mı? Yok ya. Bunu aldım. Hamse? Hamse. Hello. 5000. 5000. Cemil. You are from? Türkiye. Türkiye. You will come to Europe. Türkiye? Ah, da Cemil. خليها عليا خلوه علي واصل شكرا واصل شكرا يعني خلوه عليا خطاط اعطيني 5 Türkiye'den geldiğimizi anlayınca çoğu yerde para almak istemiyorlar. Tabii o restoranda yıkadık. Şükran. Şükran. بالعافيه. بالعافيه. اهلا. سلام. Tabii o restoranda iyi kazık yedik. İnsanların ne kadar parası yoksa elleri o kadar açık. Bu bir gerçek. Bir o tarafa geçmek için öncelikle kontrolden geçmemiz lazım. Kamerayı kapatalım, sonra açalım. Kontrolden geçtik. Burada meyveler satıyorlar. Gelin bakalım. Bunun farsçası neydi? Sizde de vardı. Kona. Konar. Konar ama Türkçesi bir şeydi ya. Ama kırmızı değil. Sizdeki kırmızı değil. Türkçesini biliyordum, unuttum. Burada domates var. Ha şu var ya, şunun tadı mükemmel bir şey. Biz şundan yedik. Belbek. Belbek de yemiştik. Lübnan'da tadı çok güzeldi. Evet, şimdi gezmeye devam ediyoruz. Bakın karşıya hemen türbenin iki tane kubbesi görünüyor. Dede ve torun aynı yerde, yani mezarları aynı yerde. Burada tatlılar var. Bakın bu helva. Şurada şöyle tatlılar var. Baklavalar var. Şu tatlılar sıcak. Bakın. Alttan hararet geliyor. Sıcacık. Bunların üstü açık. Öyle. İran'da havası iyi değil. Toz toprak. Her şey karışıyor. Şu kuşlara bak, güvercinlere. Aa, çok güzel. Bakın dolu güvercin var. Buraya da böyle arpa dökmüşler. Güvercinler yesin diye. Şöyle boydan buraya. Ama güvercinler yemiyor. Uçuyorlar. Bu kadar insan buraya ziyarete geliyor. Erbey'in yürüyüşünde de buralar aşırı pisti. Yani ziyaretçi sayısı çok fazlaydı ve çöpleri yere atıyorlardı. Şimdi daha temiz. Yine temiz diyemeyiz ama daha temiz. Biz dün türbenin içine girdik. Türbenin içi çok görkemli, çok güzel ama oraya hiçbir şekilde eşya sokamıyorsunuz. Telefon dahi sokamıyorsunuz. O yüzden kimse oradan görüntü alamıyor. Sadece dışarıdan görebiliyorsunuz. Burada da döner satıyorlar. Burada da nohut satıyorlar. Salatalıkçılar var. Dolu şey var burada.
Şu tatlı da çok lezzetli. Necef de bunlardan çok yedi. Burada kekler var. Burada lokumlar var. Şunlara bakın. Bunlardan buralarda satıyorlar. Sonra o türbenin içine girdikleri zaman türbenin o zarih, yani tam olduğu yer var ya, demir kaplı. Oralara böyle sürüyorlar, sonra başkalarına hediye ediyorlar, teberrek ediyorlar. Bir de gel az. Şunlara bakın, bu mühürler namaz kıldıkları zaman, secde ettikleri zaman rekat sayıyor. Yani tık tık o şekilde sayıyor. Tatlılardan çok fazla var. Şekilde mısır patlatıyorlar. Böyle ekmekler var burada, bakın. Bak, başının üstünde de bir şeyler satıyor. Bizdeki açmaya benziyor. Şu şekilde nar da satıyorlar. Bakın. Narı içiklemişler. Böyle kaşıyla satıyorlar. Burada gençler fotoğraf çekiyorlar. Sonra burada fotoğraf çekince arka kısma tam şeyin fotoğrafını koyuyorlar, bu türbenin. Çin mezhebindekiler için çok önemli. O yüzden genellikle gördüm, evlerde böyle fotoğraflar var. Kadın bir şeyler dağıtıyor ya, bunları teberrüke olarak dağıtıyorlar. Mesela alıyorlar, diyorlar ki şu imamın adına, sevabına insanlara şunu dağıtıyorum. Ya da bir dua etmiştir, duası kabul olmuştur. Yani duam kabul olursa şunu dağıtacağım diyorlar, o şekilde. Ya da işte veriyorlar, diyorlar ki bir tane Fatiha okur musun? Bu şekilde bunları da anlatmaya çalışıyorum. Yalacağım. Bakın, şuradaki adam satıyor onlardan. Restorana gösteriyorlar bu şekilde. Restoran var. Buralarda çarşaf satıyorlar. Irak çarşafları şurada şöyle oluyor. Yani kadınlarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama biraz farklı İran'dakilere göre. İran'da da Irak çarşafı tabii takıyorlar. Meşhur galvan bey. Var mı da
satıyorlar. Sonra Kerbela'dayken Alevi arkadaşlarıma hediye almak istiyorum. Burada tesbihler var. Buraya gelen ziyaretçiler hediye olarak da tesbih alıyor. Normal boncuk bunlar. Ama hediye alıp götürüyorlar. Bakın şöyle doğal sakız da var. Bunlardan İran'da da vardı, burada da var. İsmi? Ali Çumay. Ali Çumay. Gibi gibi bir şey. Ha, bakın buna, bu günlük sakızı Irak'ta kebap satan yerlerde, yani et satan yerlerde çıkışta bunlardan var. Rivayete göre Hazreti Ali et yedikten sonra akgünlük çiğniyormuş. Etin yağsını alıyormuş. Buradaki insanlar da bunu devam ettiriyorlar. Böyle yiyorlar. Kebap satan yerlerde bulunuyor. Her yerde gördük vardı. Ama gerçekten de et yedikten sonra onu çiğnediğinizde etin ağırlığını alıyor. Burası kıble kapısı. İranlılar gelmiş bakın. Rehberi bir şeyler anlatıyor. Çok fazla İran'dan gelenler var. Şu tarafa doğru gidelim. Ben buradayken buralar böyle çöp doluydu. Gittim çekiyordum, tamam mı? Hemen bir polis geldi, kamerayı kapattırdı bana. Çektirmedi. Bakın burada da felafel satıyorlar. Felafel nohuttan yapılıyor. Felafelin için orada dolduruyorlar, size veriyorlar. Siz istediğiniz her şeyden burada kullanabiliyorsunuz. Burada da bir tane daha var. Orada da aynı şekilde. Hatta bakın sosları da dışarıda. Felafeli yapıp veriyorlar. Şimdi istediğiniz her şeyden koyuyorsunuz soslarda orada. Çok farklı soslar var. Kaç çeşit sebze var burada? Çok var. Tamam mı? Onların hepsini karıştırsalar zaten mide bozulur ki. Tatlılar, of. Biraz tatlıları da güzel oluyor. Arkadaşlar dedim. Seferli oldu sıkam. Şeker tamam mı? Vahit, şeker vahit. Tamam. Yani şeker mu vahit? İyi aruf iyi. Ne çay İran? İran. İran çayı mı diye sordu. Evet dedi. Irak çayı biraz ağır. Eşki? Vahidesi. Tamam. Lan ne?
شكرا شكرا عجيب لا لا اروح Tam kamerayı açtık, elektrikler gitti. Hocanın sesi de mi kesildi diyecektim. Ha, geldi şurada ışık. Şuna baksana. Beyaz namaz çarşafı. Şurada bir çarşı var, gelin oraya bakalım. Ya hadi, beni biliyorum. Çok fazla beyaz çarşaflar var. Aa, güzelmiş bunlar. Ha, ihramatul hac. Aa, umre için, hac ve umre için. Bunlar da hac umre hediyelikleri sanırım, değil mi? Yine elektrikler gitti. Bakın burada abaları dikiyorlar. Önlerindeki süslü kısmı da şurada dikiyorlar. Bakın şunlar. Şunun gibi oluyor. Elle diktiklerini bilmiyordum. Evet, burada sokaklarda ne yemekler satıyorlar, ne hediyelik eşyalar satıyorlar, onları göstermeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdilik bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.